Cammu Keşmir hali hazırda 14 milyon kişilik büyük bir cezaevi durumunda. İletişim yok, okullar kapalı. Kimse işine gidemiyor. Bir haftadır bölgede sokağa çıkma yasağı vardı. Aşırı bir güç kullanımı var. Yaklaşık 900 bin asker bölgede. Neredeyse her evin önüne bir asker konulmuş durumda. İnsanlar en temel haklarından yoksunlar. Hindistan'ın girişimi Cammu Keşmir'in statüsünü açıkça değiştiren ve bölge güvenliğini tehdit eden bir eylemdir. Bu kabul edilemez. Bölgede bir tırmanma var. Bu konuda ciddi kaygılar taşıyoruz. Hindistan aptalca bir şey yapabilir. Örneğin Şubat ayında Keşmir'in Pulmava kasabasında gerçekleştirilen terör saldırısı gibi bir intihar saldırısı planlayıp sırf uluslararası kamuoyunu yanıltmak için bunu Pakistan'ın üzerine atabilir. Durumun kontrolden çıktığını düşünüyoruz. Burada bir soykırım bile olabilir. Neler olup biteceğini kim bilebilir? Öte yandan Cammu Keşmir yönetimi, bölgenin statüsünü değiştiren bu tek taraflı anayasa değişikliğinin iptali için Hindistan yargısına başvurdu. Bu uluslararası bir sorun. Uluslararası toplum bu konuda değerlendirmeler, açıklamalar yapıyor. Ancak devletler resmi bir yaklaşım sergilemelidir. Türkiye başından beri bizi çok iyi anlamaktadır. Başbakanımız Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güzel görüşmeler yaptı. Türkiye, Pakistan'ı bizim görüşlerimizi hep desteklemiştir.